Selamun aleyküm. Sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efo dayınızda soracak olursanız arkadaşlar, ben de iyiyim, şükürler olsun. Allah'ımızın gününe şükürler olsun. Bugün de biraz ayısının kuru dalları vardı. Onları budadım. Biraz dudum sağa sola sarkanları vardı. Onları budadım arkadaşlar. Onları şöyle yaşıyla biraz kıyayım dedim arkadaşlar. Bunda bundan uğraşıyorum arkadaşlar. Siz gördünüz ne yaptınız? İyi misiniz arkadaşlar? Allah'ım iyilik sağlık versin. Aslında bunun şimdi zamanı değildi de. Sağa sola çok sarktı dudun dalları. Armudun üstüne geldi. Armudu gölgeliyordu. Şurada bir armut var. Onun için kutuyu suya kestirdim biraz. Boş durmayın, boşa çalışın dedim arkadaşlar. Reçelleri yaptık, kompostoları yaptık. Kışlık hazırlıkları bir nevi bitirdik. Bundan sonra artık bahçeyi temizleyecek. Otunu, çöpünü, mısırları falan temizlenecek bahçe. Böyle ufak tefek şeylerle uğraşıyor arkadaşlar. Köy yeri ne iş bitiyor ne bir şey diyor. Kendime bugün de bunu buldum arkadaşlar. Boş durmayı sevmem ben. Bunları doğrayayım da burada biraz kurusun. Ala yapraklı. Sobayı tutuştururuz bunların arkadaşlar. Yakacığımız çok, odunumuz çok. Allah'a şükürler olsun da. Bunları da doğrayalım, atalım. Rahmetli annem var da. Çok aç. İyi olur dedi. Çer çöp. Elimize geçeni atacak gayrı içeri arkadaşlar. Yarın kar yağar, yağmur yağar. Dallar tıraşlanacak, bahçe temizlenecek. Hiç yok. Sevgili arkadaşlarım. Durumlar böyle. Bir yandan da dudun taze yapraklarından kopardım arkadaşlar. Görüyor musun? Bunları ipe dizeceğim. Kurutacağım gölgede. Kışın çayını içeceğim arkadaşlar. Dut yaprağı, ayva yaprağı. Daha biraz da ayvadan toplayacağım. Bunları tütün dizer gibi şöyle dizeceğim. Gölgede kurutacağım. Kışın çay yapıp içeceğim arkadaşlar. Kışlık çay çok hazırladım ben. Her şeyi var. Defne yaprağı, papatya. Ondan sonra hatme çiçeği yaprağı. Dut yaprağı, ayva yaprağı. Maydanoz çöpü. Şey çöpü, kiraz çöpü, kiraz sapı,
Böyle elime geçenleri kurutup koyuyorum dolaba arkadaşlar. Kışın Aralık'ta bunları çay yapıp içecek. Sobanın üstüne su kaynadı mı diye. Demleyip demleyip içecek arkadaşlar. Bu dut yaprağı, ayva yaprağı çok yarayışlı bir şey. İnternetten bakın. Her şeye yarar. Sevgili arkadaşlarım. Depodayınız her şeyi hazırlar. Depodayınız boş durmaz, boşa çalışır. Ya. Koy yerinde yaşadığın her şey lazım arkadaşlar. Odun lazım. Bizim burada doğalgaz yok. Daha yeni geliyor doğalgaz. Bakalım. Ana hatlar döşeniyor doğalgazım. Görebilir miyiz, göremez miyiz bilmiyorum. İnşallah görürük de azıcık da doğalgazın sebasını biz sürerek. Doğalgaz olsa bile biz tandır ocağımız var arkadaşlar. Tandırda ocakta yine yakarız bunları biz. Yani araya gitmez. Bizim çöpümüz de araya gitmez. Bulgur kaynatırız, pekmez kaynatırız, reçel yaparız. Bunları tandıra ocağa yakarız. Doğalgaz olsa bile. Daha doğalgaz yeni başladı. Kaç senede gelecek, ne zaman gelecek? Evleri ne zaman alacak daha belli değil. Şimdilik ana hatları döşüyorlar. Tandırda yakarak ekmeğin bazlamanın altına arkadaşlar koy yerinde her şey lazım. Buradan tüm sevenlerime selam olsun. Sevgili takipçilerime, yurt içi, yurt dışı, Efo dayısını sevenlere, yeni abonelerimize, eski abonelerimize, herkesten Allah razı olsun. Efo dayısına güzel yorum yazanlara, videolarını izleyenlere, sevgili arkadaşlar, günlük yapacak işi oldu. Hem onları dedim doğrayayım. Hem sağa sola sarkan dalları budadık. Hem de bir video çekelim dedik arkadaşlar. Her gün bir şey bulacak, yapacak.
Doğal gaz olanlar rahat. Biraz faturalar yüksek geliyor ha. İnşallah düzelir ya. İndirime geçti. Ucuzluklar başladı arkadaşlar. İndirime geçti. Ya şimdi bizim burası biraz pahalıya mal oluyor. Odun pahalandı arkadaşlar. Bir ton odun 2,5-3 lira. Kömür 4 lira, 5 lira. Kömürüne göre 6 lira. En düşük kömür 4 liradan aşağı kömür yok. Biz 2 ton bu sene bir de gelin var. 2 soba yakacağız. 2 sobaya 3 ton kömür yakarız. Odunun haddisi abi yok. Yani maliyeti hesaplayacak olursan soba masrafı, boru masrafı, soba yanan odalar kirleniyor, boya masrafı, senelik maliyet hesaplarsan 10 lirayı buluyor arkadaşlar. 10 lirayı geçiyor bile. Ben de şöyle hesaplıyorum kendi kendime. Eğer diyorum doğalgaz gelirse, alırsak ayda 1000 lira bile gelse 6 ay soba yakarız, 6000 lira eder diyorum. Hem tüpten, sıcak sudan faydalanırız. Tüp pahalı. 300 lira tüp. Şu anda 300 lira da sonra kaç lira olacağını kimse bilmiyor. Öyle hesaplarsan doğalgaz bizim yaptığımız masraflardan uygun geliyor. Bakalım hayırlısı. Gelsin bakalım da. Şu anda biz doğmamış çocuğa don biçiyor. Allah'ın izniyle inşallah gelir. Geldi yani. Görünen köyün uzağı olmaz. Çarşı merkezinde mahallelere anahtarı döşüyorlar. Bu sene yetişmeyebilir de seneye inşallah gelir. Doğalgazın malzemesi de pahalıymış arkadaşlar. Yani evleri almak da kolay olmayacak bizim için. Bizim evlerde teşkilat döşeli değil. Komple sıfırdan döşenecek. Malzeme pahalı. Kombisiydi, borusuydu, fethiyeydi derkene yani ortalama 80-100 liraya neye mal oluyormuş. Daha bilmiyorum alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Hayalini kuruyor da. Hayal kurmak iyi bir şey. Hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Sevgili arkadaşlarım, durumlar böyle. Bu dayanız bugün dut dalları kıyıyor. Kayısıların çoğunu budayamadın. Daha kuruları çok. Dal yüksek. Ben çıkamıyorum. Çocuklar da beceremiyor. Kutluyu suyu bir çıkardım. Gitti benim kesme dediğim dalı kesti. Ya durumlar böyle arkadaşlar.
asırlık çınarımızın kuru dalları var arkadaşlar. Şöyle yukarılarda aralarında kurular var. Onlar alınacak ama alamıyoruz. Yetişilmiyor, çok yüksek. Dalada ben çıkamıyorum. Şöyle genç zayıf birisi olacak. Bende kilo var, yaş da var. Nasıl çıkayım ben oraya? Kutlusu birkaç kesti, o da kesemedi. Sevgili arkadaşlarım, durumlar böyle. Sevgili arkadaşlar, bir söz var biliyor musunuz? Allah kimseye taşımayacağı yükü vermesin derler. Şu ayvamda 5-6 tane ayva vardı arkadaşlar. Çok ayva vardı, döktü hep. Yani 10 tane falan anca ayva kaldı. Şu dal şuradan kırılmış arkadaşlar. Şuradan. Üstünde 3 tane ayva var. 1. 2 de şurada var 3. Yani şu dalın sonunda 3 tane ayva var. Bunu taşıyamamış. Buradan kırılmış. Ben de altına şöyle bir direk yaptım. Direk verdim. Keşke daha önce verseydim. Kırılacağını bilmiyordum. Buradan kırılmış. Burayı bantına sardım sıkı sıkı. İnşallah yaprağında falan bir solma yok. Yaprakları sağlam duruyor. Hava almazsa inşallah buradan az bir yeri kalmış imiş. Oradan inşallah can gider buradan alttan. Yukarıya doğru can gider. Bu hayvanın yetişmesini sağlar inşallah. 3 tane ayva var şu dalda. Sevgili arkadaşlarım, durumlar böyle. Şu şeyi göstereyim size bir de. Şurada da bir armudum var arkadaşlar. Kışlık armut. Çok güzel bir armut arkadaşlar da. Bunda da bir hastalık mı var, ne var bilmiyorum vallahi. Cenab-ı Allah her şeye bir şey veriyor. Böyle güzel de armut var üstünde. Şu arada bir dal vardı. Dudum dalı. Armuda zarar veriyordu. Şuradan kestirdim kutlusu ya. Şöyle armudun üstü biraz açıldı. Biraz güneş görsün. Güneş görmüyordu. Dudum dalı. Armudun üstüne gelmişti. Onun için kestirdim. Armutlar bir güneş görsün diye arkadaşlar. Dud üstüne bastı şeyi dalı. Armutlara zarar veriyordu arkadaşlar. Sık olmuş biraz. Aslında sık da değil. 5 metre 6 metre var arası da. Dudun dalı çok büyüdü bu tarafa doğru. Onun için kestik biz de. Şöyle göstereyim size. Şunları. Bunları doğrayalım arkadaşlar. Kendime iş çıkardım öyle. Bunlar burada biraz kuruyacak. İçeri alacak. Şu kalınlarını da seçiyorum. Bunlar da kurusun. Ocağa yakarız dışarı ocağa. Ya da motorlu testerem var benim, onunla keseriz. Ya da böyle kurusun, dışarı ocakta yakarız arkadaşlar. Durum vaziyet böyle. Efe dayımız da bugün. Şurada biberlerim var. Kızarıyor bak. Çiçeklerimiz var. Artık sonbahar geliyor. Yapraklar dökülmeye başladı arkadaşlar. Kış geldi. Bizim buraya erken gelir kış. Vallahi hayırlısı Allah'tan. Şöyle biberler var. Burada saksılara diktiydim arkadaşlar biberler. Çiçeklerimiz var burada. Şu ayva da kurudu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ne oldu bilmiyorum, anlamadım. Cenab-ı Allah'ın emrine şükürler olsun.
kuruyor. Şurada şey var arkadaşlar, ondan kuruyor diyorlar. Bilmiyorum ne derece doğru da. Bileniniz var mı bilmiyorum. Şu uydu var ya. Uydu verici telefon şeyse. Turkcell. Vericileri var. Ondan kuruyor diyorlar. Ama ne derece doğru bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi. Hayırlısı Allah'tan, ne bilirse Allah bilir. Durum var böyle arkadaşlar. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Şu bandına yapıştırdım şeyi. Ayvaya inşallah kurumaz. Durumlar böyle arkadaşlar. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Eğer bahçenizde dut varsa taze yapraklarından toplayın. Kurutun kışın çayını için arkadaşlar. Ayva varsa ayva yaprakları, dut varsa dut yaprakları. Bunları güzelce kurutun gölgede. Gölgede kurutacaksın. Güneşte kurutursan ağrı, vitamini gider. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hoşça kalın. Efe Dayı'nın kanalında kalın. Tüm sevenlerime selam olsun.